Günaydın, hoş geldiniz. Son dakikalarla karşıladık sizi. Diliyorum. Teşekkürler, çok sağ olunuz. Hemen döneyim Nagihan sana. Tamamlayalım, devam edelim sonra. Ne dersin bu kararla ilgili? Olağanüstü kongrede, kurultayda kimleri görürüz aday olarak İyi Parti'de? Bundan sonra Akşener, siz bir İyi Parti ne anlama gelir İyi Parti için? Şimdi Meral Hanım'ın aday olmayacağını açıklaması bir nevi Meral Hanım istifa ettiğini ilan etmesi oluyor. Hı-hı. Yani prosedüre uygun olarak. Olması gereken de buydu. Yani çok büyük bir olasılıkla bu olacak ama olmayabilir diyordu partiler, benim dün konuştuklarım. Şunu hatırlatıyorlardı, Sayın Akşener kritik kararları partinin ileri gelenlerine danışmadan alan bir lider oldu İyi Parti'nin kısa siyasi hayatı boyunca. Yani Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağım derken de bana hep o dönemde söylenen, son günlerde, dün de dahil yaptığım konuşmalarda da partinin ağır toplarının söylediği şuydu: biz genel başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olmama niyetini televizyonlardan duyduk. Hmm. Aynı şekilde bu son dönemki çıkışı, yani bana oy vermezseniz ben bırakırım ya da eve dönerim gibi bir açıklaması vardı. Onu da biz sonradan kamuoyundan duyduk diyorlardı. Şimdi bunu bilmiyorum şu anda. Bu adı sence bunu? Bilmiyorum yani bunu bu, ben kulis bilgisine dayalı herhalde söylemiyorum. Ama benim gördüğüm Sayın Akşener bunu da yani bir şekilde kendi almış olabilir. Belki çok yakın bir iki kişiye dün akşam paylaştıysa bilmiyorum. Yani böyle bir, en azından partinin nomenklaturasında böyle bir bilgi dün akşam dün üzerine kadar yoktu benim yani gördüğüm. Ben sen konuştuğunda böyle bir büyük bilgi olasılıkla yoktu. Olmaz ama olabilir deyip hep bu örnekleri veriyorlardı. Yani önemli kararları kendi kendine alıp, hatta ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedikten sonra kendisine serzenişle gelen partililere ben bu konuyu tartıştırmam yanıtı vermiş Sayın Akşener. Dolayısıyla bilmiyorum ama doğrusu budur. Ancak tabii insan bakınca, yani bu kısa da olsa bu siyasi yolculuğa, ya ne kadar ciddi hatalar yapıldı, böyle mi bitmeliydi diye de soruyor. Yani bitmeli değil tabii, siyaset uzun solukludur ama en azından bu başlık böyle mi kapanmalıydı Sayın Akşener açısından? Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken, Sena sen de çok iyi hatırlarsın, burada çok programlar yaptık. İyi Parti hakikaten bir rüzgar estirmeye başlamıştı. Özellikle sokak deyince akla İyi Parti geliyordu. Esnaf ziyaretleri, karış karış Türkiye'yi gezen bir Akşener fırtınası esmişti. Yani demek ki önemli olan nasıl başlamaktan daha ziyade nasıl bunu sürdürmektir. Yani Sayın Akşener'in çok ciddi hatalar yaptığını düşünüyorum. Her şeyden önce temel hatası benim gördüğüm kadarıyla kendini kurbanlaştırma siyaseti oldu. Yani kendini edilgenleştirip hep karşı tarafı suçlayarak, hep bir takım komplolara işaret ederek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemedikten sonra çok duygusal bir yere savruldu. Bu da bir lider açısından çok yanlış bir şey. Ve o duygusallıkla birlikte stratejisini tamamen değiştirdi ve seçmene geçiremedi neden bu değişikliği yaptığını. Hep karşı tarafı muğlak ifadelerle suçlayarak, benim şimdi gördüğüm, biraz önce ki basın açıklamasını gördüğüm de yine aynı psikoloji. Yine karşı tarafı suçlayıp bir şekilde biz kurban edildik, biz komploların hedefi olduk minvalinde açıklamalar. Yani bunlar açıkçası hem seçmene mesela geçmez, hafta sonu Kılıçdaroğlu'nun Saygı Öztürk'e verdiği röportajda da bunu, senin dediğin başlığa değinmişti. Yani niye İyi Parti ayrı girdi diye suçlamada bulunmak doğru değil diyor ama gönül isterdik İyi Parti yetkilileri en azından CHP'yi doğrudan doğruya hedef alıp eleştirmek gibi bir rol üstlenmeselerdi. Eleştireceklerse işte AK Parti orada duruyordu, onu eleştirebilirler diye getirdiği bir açıklaması vardı. Yani o da onu aslında kendi iradesini gösterememenin bir kanıtı oldu. Kendisi açısından da dezavantajlı bir argüman oldu. Çünkü madem bu kadar karşı, o zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sonuna kadar direnmesi gereken bir Akşener olurdu tutarlılık açısından. Yani dolayısıyla duygusallığın çok ön plana geçtiği ve o nedenle de ard arda hatalar yaptırdığı bir süreç yaşadı Sayın Akşener diye düşünüyorum. Elfin Hanım, duygusallık mı ön plana geçti ve bu duygusallık ardı ardına hatalar mı yaptırdı? Kurultayda aday olmayacağım diyor şimdi Akşener. Bundan sonra sizce İyi Parti'yi ne bekler? Sena Hanım, aslında belki de şuradan başlamak lazım. Dün ya da ondan önceki gün önemli bir isim kurultayda genel başkan adaylığını açıkladı. O da Koray Aydın. Ondan evvel Tolga Akalın açıkladı. Bu isimler MHP'den birlikte ayrılıp partiyi kurdukları isimler. Hele ki Koray Aydın bütün parti örgütlenmesini yapan, yani MHP'den ayrılış sürecinde il ilçe örgütlenmesini kuran
hem örgüte hem delegeye çok hakim bir isim diyebiliriz. Üzerinde de etkisi olan bir isim. Yani herhalde milliyetçi ülkücü geleneği Sayın Akşener'den daha eskidir de diyebiliriz. Dolayısıyla bu ismin aday çıkmasıyla birlikte aslında ya kaybetme ihtimali de olan bir kongreye girecekti Sayın Akşener. Ki çünkü güçlü bir isim bu, dengeleri değiştirebilecek bir isim. Ya da kendisi istifa edip hiç adını kurultayda, kongrede yıpratmadan bu şekilde çekilecekti. Yani iki alternatif görünüyordu. Şimdi görünen odur ki çekilmeyi tercih etti. Çekilmeyi tercih ettiyse o zaman belki bir ismin daha aday çıkacağını düşünebiliriz. Çünkü Sayın Akşener yoksa eğer bu yarışın içerisinde belki de işte yakın zamana kadar çok yakın çalışma arkadaşı olan Kürşat Zorlu da aday çıkabilir diye düşünüyorum. Hüsamat Dervişoğlu da çıkabilir, lafı kesiyorum. Yani Sayın Dervişoğlu'nun yakın çevresinde. Bilge Yılmaz'ın da adı geçiyor kulislerde mesela. Bilge Yılmaz'a çok ihtimal vermiyorum. Birkaç gazetede. Şöyle, Bilge Yılmaz'ın bu partinin örgütleriyle ve dediğim gibi yani ayrılıştan ve kuruluştan itibaren üyesiyle, örgütüyle çok yakın bir temas olduğunu zannetmiyorum ama tabii ki çıkabilir. Yani herkes çıkabilir. Musavat Bey de çıkabilir ama belki Koray Bey'le de birlikte hareket edebilir. Yani o da bir ihtimaldir. Yani şöyle bakmak lazım. Peki o zaman şöyle mi? Yani Sayın Akşener'in İYİ Parti'de ya bundan sonra İYİ Parti'yi Akşener'siz düşüneceğimiz bir halde mi göreceğiz? Yani Akşener artık siyaset sahnesinde mi olmayacak? İYİ Parti de mi olmayacak? Ne olacak bundan sonra Akşener'in siyaseten yolu? Şimdi aslında geçenlerde adaylığını açıklayan Tolga Akalın, biz bir lider hareketi değiliz, biz bir kadro hareketiyiz dedi. Başlangıç için doğru bir kadro hareketiydi ve önemli isimler ayrılmıştı Milliyetçi Hareket Partisi. Hatta ayrılırken Ümit Özdağ MYK üyesiydi MHP'de. Yani öyle bir kadro olarak ayrılmışlardı. Fakat zaman içerisinde İYİ Parti daha ziyade Akşenerci bir parti. Yani örgütleri, yapısı, Sayın Akşener'in çok yanında olan ve onun etrafında şekillenen bir yapıya dönüştü. Daha ziyade diğer işte zaten ayrılıklar oldu, istifalar oldu. Diğer isimler hep daha geri planda kaldı ve Sayın Akşener hep daha önde. Yani aslında kadro hareketi olarak kurulup yıllar içerisinde biraz daha lider partisine evrilmişti. Şimdi diyeceksiniz ki peki hal böyleyken nasıl olacak? Tabii orada da dengeler değişti. Yani son düzlemde eski İzmir milletvekili Önder Vural geldi. Sayın Akşener'in yanındaydı. Yanında yer aldı. Yani parti içi dengeler de çok değişti. Bu dengelerin değişmesi, Sayın Akşener'in şu son süreçte özellikle Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nu çok fazla hedef alarak aslında AK Parti'ye çok karşı, yani iktidara karşı İYİ Parti tabanına bir muhalefet karşılığı üzerinden bir retorik üretmesi zaman içerisinde kendi tabanlarında da o Akşenerci kadronun bu son seçimle birlikte biraz daha erimesine, biraz daha eleştirel bakmasına sebep oldu. Akşener her zaman siyasette olacaktır. Yani şu anda da gücü yok değil. Yani dediğim gibi böyle bir yapı var İYİ Parti özelinde baktığınızda Sayın Akşener etrafında şekillenen. Dolayısıyla ben zaten bir aday daha çıkabilir diyorum Akşener'in yakın kadrosundan, çalışma arkadaşlarından diyelim. Bu her zaman var olacaktır ama görünen o ki İYİ Parti artık 2028'e yeni bir genel başkan ve yeni bir siyasi anlayışla devam edecek. Teşekkürler. Mehmet Bey, Elfin Hanım der ki lider partisine evrilmiş bir İYİ Parti vardı. Her ne kadar kadro hareketi olarak başladığı söylense de. Şimdi böyle bir parti varsa, lider partisine evrildiyse İYİ Parti, Akşener ne yapacak bundan sonra? Siyaseten Akşener'in geleceğini İYİ Parti'de siz nasıl görüyorsunuz? Var mıdır yok mudur böyle bir gelecek? Şimdi tabii sürpriz bir haberle başladık. Yani ilk açıklamasında seçimden sonra Sayın Akşener
sanki geri çekilmeyecek, devam edecek gibi bir intiba bırakmıştı. O nedenle sabahki açıklamasını ben biraz sürpriz olarak karşıladım. Aday olmayacağım tabii, açıklaması sonunda sürprizdi size o halde. Evet, evet, evet. Çünkü yani bu eğer olsaydı daha çok seçimden sonraki ilk açıklamasında daha muhtemeldi. Ama belli ki bir takım işte muhasebe, kendi iç muhasebesi, belki güvendiği isimlere danışma, aile ifradına istişare etme ve günün sonunda böyle bir karar açıklama söz konusu olabilir. Belki de yani bu ihtimal de akılda tutmak gerekir. Hani olursa sürpriz olur artık bu saatten sonra, o da sürpriz olur ama 2018 senaryosu yani Cumhurbaşkanı adayı olmuştu Sayın Akşener. Seçimleri kaybedince tekrar yine partiyi kurultaya davet etmişti ve aday olmayacağını açıklamıştı. Gerçi o zaman aradaki süre epeyce fazlaydı. Yani birkaç aylık bir süre vardı bu açıklama ile kurultayın toplanması arasında. Bu arada Sayın Akşener işte aday olmadı ama partililerin ısrarıyla geri dönmüş oldu, aday yapılmış oldu. Böyle bir ihtimal de siz görüyorsunuz. Yani partideki yoğun şimdi, ısrar olursa geri döner gibi bir ihtimali düşünüyor musunuz? Yani şimdi İYİ Parti'nin böyle hikayesine baktığımızda böyle zikzaklar, U dönüşleri daha önce de olmuştur. O nedenle biraz bu örneği verdim. Ama şimdi böyle bir şey olursa artık çok zayıf ihtimal olarak görüyorum, onu ifade edeyim. Çünkü vakit çok dar, yani 27 Nisan'da bu kurultay yapılacak. Bu saatte bu atmosferi tersine çevirecek parti içerisinde yeni bir atmosfer ortaya çıkar mı, çıkarılır mı? Bu kolay bir şey değil. O nedenle ben hani bir danışıklı dövüş olmasından ziyade verilmiş bir nihai karar olmasını daha yüksek ihtimal olarak görüyorum ve Sayın Akşener'in bu şekilde aday olmadan geri çekilme ihtimali artık bu saatten sonra çok daha yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi bir ihtimal daha var diye bir kenarda da tutmak lazım akılda. Böyle bir seçenek işte parti içerisinde Sayın Akşener'in geri çekilmesini istemeyen bir takım hareketlilikler söz konusu da olabilir. Hatta bir yani başka istifalar da oldu mesela. Buğra Kavuncu teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Hı hı. O istifa etti. Burak Akburak yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Bunlar aynı zamanda Sayın Akşener'in A takımında yer alan isimlerdi. Şimdi onlar görevleri bırakınca tabii Sayın Akşener'in de görevde kalması ya da devam etmesi daha zorlayıcı olabilirdi. Şimdi böyle bir tarafı da var. Şimdi Koray Aydın, Elfin Hanım adaylığını açıkladı dedi ama galiba henüz bir açıklama yok. Ama bir ben işte, de baktım göremedim. Kulis bilgisi ama olarak geçiyor. Ama biliniyor partinin içinde, evet. Şöyle evet, yani bir açıklayacağı iddia ediliyor şeklinde bir takım haberler. Doğru, öyle diyebilirim. Çünkü İYİ Parti'nin kulis sayfalarında paylaşıldı. Hı-hı. Bu. Yani İYİ Parti, evet, tarafından internette, Twitter'da kulis sayfalarında. Kendisinin de resmi bir açıklaması henüz yok anladığım kadarıyla. Yok. Yani bu olursa bu önemli bir haberdir. Yani çünkü Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu İYİ Parti içerisindeki parti içi dinamiklerde bir kanadı temsil eden, işte o ülkücü geçmişi, milliyetçi geçmişi temsil eden bir yerde duruyorlar. Hatta bu yeni dönemde, yani Mayıs sonrasından bahsediyorum, mecliste her iki isme de, Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu'na, Meral Hanım bir anlamda meclis ayağını partinin bu isimlere bırakmıştı. Parti grubunun yönetimi de dahil olmak üzere. Ve partide, parti yönetiminde de başka isimlerle birlikte hareket etmişti. Dolayısıyla orada bir hareketlilik, onların yani Koray Aydın, Savat Yenişoğlu, onların denkleme girmesi, adaylıklarını açıklamasıyla, açıklaması halinde daha doğrusu, o zaman yani bu işin Sayın Akşener'in geri dönme ihtimali olmadığı görüşü biraz daha pekişir bana göre. Bunun dışında alınan bu kararın siyasi boyutu da alakalı olarak da birkaç şey söyleyeyim. Yani tamam, biraz önce ben de hızlıca okudum çamasını Sayın Akşener'in. Orada tabii yani aldığı karar, Hürrem Müstakil hareket etme kararı, bunun bir bedeli olarak şu anda kendisinin böyle bir karar aldığına atıf yapıyor. Ama bundan dolayı da bir nedamet, bir pişmanlık
yani bir yanlış yaptık şeklinde bir ifadesi de söz konusu değil. Aksine bu kararı doğru, yani karar hala arkasında duran, burada işte şey ifadesi var, yani ne Cumhur İttifakı'na ne muhalefete ne de 2028 hesaplarına karşı prim vermedik anlamına gelen bazı vurguları söz konusu açıklamasında. Yani orada aldığı karar İYİ Parti'yi kendi rotasına sokma ve ittifaksız bir siyasette ilerleme, hür ve müstakil hareket etme özü başına, yine Sayın Akşener'in ifadesiyle hareket etme politikasının arkasında duruyor. Ama bunun bir bedeli olarak seçimdeki bu kayıpları, bu yenilginin bunun bir bedeli olarak ödenecekse de ben ödemeye hazırım gibi bir siyasi sunumu var, dili var bu açıklamasına. Yani biz bir karar aldık, bu kararda başarısız olduk ve bunun bir bedeli vardı ve ben bunu ödüyorum mu diyor o açıklama gibi, size. Evet. Ama o karardan dolayı da herhangi bir pişmanlık, bir nedamet ifadesi ya da imansı da görmedim ben bu açıklamasında. Dolayısıyla aldığı o kararın da arkasında duruyor Sayın Akşener. Şimdi işin diğer kısmı tabii orada evet, yani kendisinde bir takım hataları, aldığı kararlarda duygusal kopuş yaşaması, ama bir taraftan da ben tabii yani Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkileri kastederek bunu söylüyorum. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaynaklanan problemler de Sayın Akşener'in bu şekilde ayrışması, bu şekilde köprüleri atmasında onda çok ciddi bir faktör olduğunu düşünüyorum. Doğru, Nagihan Hanım yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda çok fazla ona takıntılı hale getirdi. Ama duygusal savruluş dedi mesela Nagihan o süreç ve sonrası. Evet. Siz de katılıyor musunuz? O duygusal açıdan evet, doğru, bir savruluş süreci mi oldu? Oldu, tabii oldu. Zaten özellikle son düzlükte yaptığı açıklamalara baktığımızda o duygusal kopuşun, savruluşun çok net bir şekilde izlerini gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve özellikle de iki isme Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı. Ama ben şöyle, bu işin hani tek taraflı olduğunu düşünmüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Meral Akşener'in bu noktaya gelmesinde ciddi hataları oldu diye düşünüyorum. Ta o işte 2 Mart toplantısından başlamak üzere, onun öncesi de var, sonrası da var ama o toplantıda karşı karşıya kaldığı tutum Sayın Akşener'in onur kırıcı bir tutumdu kendisi açısından, partisi açısından. Çünkü iki lokomotif partisi vardı o masanın. Biri CHP, biri İYİ Parti. Sayın Kılıçdaroğlu kalan diğer 4 genel başkanla anlaşıp Sayın Akşener'i canınız isterse muamelesi çekti bir anlamda. Yani biz aramızda anlaştık, siz ister kabul edin, etmezseniz de kendiniz bilirsiniz gibi bir tutumla karşıladı Sayın Akşener'in o dönemdeki itirazlarını. Başta oralardan gelen duygusal kopuşlar da söz konusu. Sadece siyaseten bir kopuş değil, karşı karşıya kaldı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin çevrelerinden, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyadan yer yer linç boyutuna gelen kampanyalardan, bunların hepsi duygusal bir travma oluşturdu Meral Akşener üzerinde ve bir birikim, o birikimin kaynama noktası, hani suyun kaynama noktası olarak bir son seçim sürecinde, hatta seçim bittikten sonra da çok ağır, yine içinde hırsız ifadesinin de geçtiği ithamları oldu Mansur Yavaş ve Sayın İmamoğlu'na yönelik olarak. Çok, dolayısıyla o Cuma anlamda, akşamı evet, yani seçimden hemen önce çok sert sözler diye konuşmuştuk. Tabii. Pek çok başka ifadesi tabii, olmuş. Doğru. Tabii doğru. Yani bunlar hani durum tespiti. Bunun sonucunda İYİ Parti oy kaybetti mi? Kaybetti. O karar neticesinde oy kaybetti mi? Kaybetti. Ama bunun arka planında ben hani tek taraflı bir strateji hatası olarak da görmüyorum. Biraz peki. Cumhuriyet Halk Partisi de buna yol verdi. Yani şimdi mesela 2019'da çok açık bir şekilde İYİ Parti'nin desteğiyle CHP pek çok belediyeyi kazanırken Cumhuriyet Halk Partisi'ni bunu bir yani 2024 yerel seçimlerine gidilirken hiçbir şekilde kapı açmadı İYİ Parti'ye. Yani bir hani gelin anlaşalım şeklinde bir çağrı da olmadı o kritik dönemde. Yani İYİ Parti tam böyle kararını açıklamadığı dönemde böyle bir tutumu da oldu yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Dolayısıyla ben hani iki taraflı görüyorum. Yani tek taraflı Meral Akşener'in bile bile bilinçli istemli ve bir şekilde böyle bir istikamete yöneldiğini düşünmüyorum. Aynı
zamanda CHP'nin kendisine karşı yaklaşımının da İYİ Parti'ye karşı hani bize mecbursunuz, mahkumsunuz şeklindeki yaklaşımının da bu kopuşla etkili olduğunu düşünüyorum. Ben Mehmet Bey'in söylediklerine bir iki şey eklemek isterim. Yani CHP'nin de karşılıklı olarak tabii hatalar oldu. CHP'nin yaklaşımları, yani Sayın Akşener'in ithamlarında elbette haklılık payı var. Ama CHP bu işi kamuoyuna karşı doğru yönetmeyi bildi. Yani Meral Akşener'in ithamlarını hep alttan alarak. Özgür Özel'in mitinglerde abla hep ifadesi. Abla deme kadar. Bana demesine rağmen yine de abla diyeceğim demesi. Bir yani, tek Balıkesir'de seninle burada da konuşmuştuk. Tansiyonu yükselten açıklamalar olmuştu diye. Yani artık son kertede Özgür Özel de ipleri kopardı ve meydan okumaya başladı. Ama yani sonuçta CHP bu işi doğru yönetti. Meral Akşener o duygusallığı dışarıya yanlış bir şekilde, yani siz duygularınızı yok etmek, yok robot gibi davranmak durumunda değilsiniz. Aksine Tayyip Erdoğan mesela duygularını çok doğru kamuoyuna aktarabilen ve bunu ustaca da kendi belagatının parçası yapabilen bir lider. Meral Akşener duygularını yokmuş gibi davranmalıydı demiyorum ama farklı bir strateji izlemeliydi. Yani o hayal kırıklığını kendini merkeze alarak ve aktörleştirerek, yani aktörleştirerek dememek lazım bir kadın siyasetçi için, ama kendini merkeze alıp kurban psikolojisinden çıkarak yönetebilirdi. Şimdi şöyle düşünüyorum. Özgür Özel'in o açıklamalarını atmış Seval, bak şöyle mesela, bana ablam abla demeyin istemiyorum sözüne yanıt olarak, canı sağ olsun ablamdır, eski dosttan düşman olurum dedi diye. Şimdi ben bunlara bakınca şunu düşünüyorum. Seçimlere giderken Cihan Paçacı ile bir röportaj yapmıştım. Çok tartışılmıştı. Evet. Cihan Bey de görevinden ayrılmak durumunda kalmıştı. Tam da İyi Parti'nin altılı masa toplantısına ev sahipliği gün olmuştu bu. Şimdi o röportajı bence hatırlamak gerekir. Ben şimdi o röportajı hatırlıyorum. Çünkü Cihan Bey o röportajda diyordu ki toplumda, işte bizim tabanda özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir tepki görüyoruz. Ne olacak? Altılı masanın ortak kararı olması gerekir. Meral Hanım bu, yani bunu getirir, masada kabul görmezse o zaman İyi Parti kendi adayını çıkarır demişti. Çok şimdi, konuşmuştuk, çok başarılı konuşmuştuk. Bir röportajdı. Şunu diyordu Cihan Bey aslında. Diyordu ki altılı masanın temel ilkelerinden biri ortak adayla gitmektir. Yani herkesin ikna edildiği, herkesin o üzerinde anlaştığı bir isim. Eğer öyle olmazsa o zaman İyi Parti kendi ismiyle gider. Ne olur? O zaman çoklu adayla gidilir. Çoklu adayla gidilince de şimdi bugünden bakınca, şimdi çoklu adayla gidilseydi Sayın Akşener ya da İyi Parti içinden başka bir isim bu defa yine ikinci tura kalacaktı. Ama bu defa İyi Parti seçmenine işte o HDP ile sıkıştırılmaya çalışılan argümanın dan eli rahatlayacaktı. Daha motive bir şekilde gidecekti. İkinci turda da Sayın Kılıçdaroğlu'na daha rahat oy verebilecekti. Hatta ben Cihan Bey'le daha sonra konuştuğumda, yani bu formül çok da iyi olurdu. Çok da doğru olurdu o dönem benim söylediklerim. Aslında argümanlardı diyordu. Yani katılıyorum bugünden baktığımızda buna. Farklı şeyler yapılabilir ama bugün geldiğimizde Koray Aydın büyük bir olasılıkla çıkacaktır. Müsavat Dervişoğlu da çok büyük bir olasılıkla, çünkü Müsavat Bey'in yakın çevresine Sayın Akşener'in çıkmama senaryosunda ben çıkarım dediğini biliyorum. Yani bunu bizzat o biliyorum. O takdirde yani bir başka bütün bu isimlerden önce. Pardon Sena'cığım, buradaki soru şu an. Sayın Akşener aday olmayacağını açıkladı ama acaba birine işaret edecek mi? İki sorun vardı. Biri buydu ama öncesinde 2018 senaryosu dedi ya Mehmet Acet. Böyle bir ihtimali görür müsün? Yani mesela bir izleyicimiz de demiş ki taban baskısı olur. Akşener tekrar aday olur. Böyle bir ihtimal bu saatten sonra. Diyordu, değil mi? Evet. Halen daha var mı sence? Ben görmüyorum, çünkü partinin içinde Sayın Akşener'in yeniden aday olması ya da partinin başında kalması yönünde bir irade görmüyorum. Ben İyi Parti'de çok büyük bir demotivasyon, bir neredeyse dağılma aşamasına gelmiş bir ruh hali görüyorum. Dolayısıyla onların da beklentisi Sayın Akşener'in aday olmasıydı. Akşener aday olmazsa kendine yakın bir isme işaret eder mi? İşte bütün mesele o. Şimdi bu aşamadan itibaren ona bakacağım. Yani Müsavat Dervişoğlu'nu ya da Kürşat Zorlu'yu açıkça işaret etmese de destekleyebilir. Benim gördüğüm, anladığım Sayın Müsavat Bey'e açıkça destek olup olmaz, o çok iddialı bir şey, ama Müsavat Dervişoğlu Meral Hanım'ın onayı ya da hani karşı çıkışı yok, duygusu olmadan aday olmaz, ama bu saatten itibaren aday olur. Demek ki
Müsavat Dervişoğlu'na yönelik bir rezervi yok diyebiliriz Sayın Dervişoğlu aday olduğunda. Başka isimler de geçiyor. Mesela Koray Aydın dedi. Koray Aydın aday olacaktır her halükarda. Ben öyle Zorlu, düşünüyorum. Bilge Yılmaz, Tolga Akalın'ı gördük, duyduk. Bilge Yılmaz'ın benim bildiğim kadarıyla yakın çevresine aday olma gibi bir niyetim yok dediği rivayet edilir. Ama tabii siyasetçiler, gerçi Bilge Bey siyasetçi değil, akademisyen ama yine de siyaset zehrini içti diyelim. Belli olmaz, öyle derler. Sonra karar değiştirirler. Kefil olmamak lazım bu açıklamalara. O zaman sen ağırlıklı yarışın, yani Musavat Dervişoğlu'da girersek, Koray Aydın'da görürsek belirli isimlerde devam edeceğini Kürşat Zorlu da çıkabilir, bilmiyorum. Yani Kürşat Bey'le ilgili herhangi bir şu aşamada net bir şey söyleyemem. Peki.